Ben Nevra Anusal Karar, bir kısmımızda daha önce tanışma fırsatı buldum. 12 senedir Hitit'te görev alıyorum. Son 2 senesi satış pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı pozisyonundayım. Kısaca bir size Hitit'i anlatmak istiyorum. Hitit kimdir? Aslında çoğu sanırım biliyorsunuz Hitit'i ama gene de bir hatırlatmak yapmak isterim. Sonra zaten gündemimiz bugün kargo. Sözü Atilla Bey'e bırakacağım. Hitit'lik bize en çok gelen sorulardan bir tanesi neden ismi Hitit? Çünkü tamamıyla %100 yerli, iki tane Türk girişimci kadın tarafından kurulmuş bir firma ve 90'lı yıllarda kurulduğu sıralarda gerçekten çok modu olan ve yabancı isimlerden ziyade Türk ismini de dünyaya duyurabilmek ve buradan çıkmış bir uygarlığın ismini almak amacıyla Hitit adı konuyor. Ve şu anda da tamamıyla Hitit, Türkçe'de yazıldığı gibi Hitit ismiyle bu ilerliyor. Tamamıyla Türk bir teknoloji firması. %100 yerli olarak havayollarına ve seyahat firmalarına teknoloji sağlıyoruz. Türkiye'de bu anlamda ihracat yapan, aslında globalde yer alan tek firmayız. Dünyanın 5. sırada yer alıyoruz. 1994 yılında bundan 25 sene önce iki tane Türk Hava Yolları'ndan ayrılmış zamanında Türk Hava Yolları'nın aslında teknolojisinin gelişmeye başladığı, biraz daha dijitalleşmenin belki de yeni başladığı dönemlerde yöneticilik yapmış iki bayan tarafından kurulmuş bir firma Türk Hava Yolları. Tamamıyla hocanın içinden geliyorlar. Hocanın gereksinimleri, nereye gideceğini, bunun vizyonuyla zaten kariyerlerini geliştirmiş kişiler ve 94 yılında Türk Hava Yolları'ndan ayrıldıktan sonra Hitit'i kuruyorlar. İki sene boyunca bir danışmanlık süreçleri oluyor. Yurt dışına farklı şekillerde havacılık anlamında danışmanlık veriyorlar. Ve 96 yılında aslında ilk çözümü olarak dünyada da tanınan sadakat programını yazmaya başlıyorlar. Bunun bir süre geliştirme süresi devam ediyor ve 1999 yılında ilk ürünü olan, o zamanlar aslında çok da dünyada var olmayan sadakat programının altyapısı yazılıyor. Bu anlamda gerçekten öncü bir yazılım. Ve bunun ilk pilot müşterisi de Türk Hava Yolları oluyor. Türk Hava Yolları'nın aslında bildiğiniz Maden Smiles'ın altyapısı. Ve ilk pilot müşteri Türk Hava Yolları. Daha sonra 2003 yılında ilk globaldeki yabancı müşterisi olan İzlanda Hava Yolları'nı Hitit ailesine tanıyor. Ve daha sonra dünyada bu alanda sadakat yazılımları anlamında büyüyor. Ama aynı zamanda 2003 yılında sadece sadakat programı değil, bir havayolunun kalbi can damarı olan bilginler, rezervasyon biletlemeye, mantarların fiyatlarını biletin sistemi yazmaya başlıyor. Burada da aslında ilk pilot müşteri olarak Pegasus Havayolları kullanmaya başlıyor. O sırada Pegasus Havayolları bir değişimden geçiyor. Charter'dan tarifeli yapıya geçtiği sırada Hitit'le hayatına başlıyor. Ve bugün hala Pegasus, Hitit'in bütün çözümlerini kullanıyor. Onlarla bu büyümeleri sırasında ciddi anlamda birlikte yol aldık. Aynı zamanda sadakat programı ve rezervasyon biletleme sistemleri beraber ilerlerken sadakat programı dünyada en çok tercih edilen yazılım haline geliyor. Ve aslında rezervasyon biletleme sistemlerinin bir entegre parçası olarak birlikte çalışan, yani yolcuyu sadece sadakat programında değil, toplumda bütün noktalarda taşımayı hedefleyen, bugün gündemimizde çok aslında farklı havayollarının denediğini yapmaya başlıyor. 2013 yılında dünyanın bir numarası olan sadakat çözümü Amadeus firmasına aslında kendimizle, ürünlerimizle verme hakkı kalarak da satılıyor. Ama Amadeus'la birlikte Türkiye'de bir IT oluşuma geliyor ve şu anda Türkiye'de ciddi bir Türklerin çalıştığı bir firma halinde. Bunun dışında 2015 yılında bu rezervasyon biletleme sistemleri de aslında dünyada çok farklı hava yolları tarafından kullanılmaya başlıyor ve globale açılmış oluyor. Burada da ilk 5'te sıralanmaya başlıyoruz. Dünyanın birkaç devinden sonra Hitit yer alıyor ve bu anlamda globalde rekabet edebilen bir durumdayız şu anda.
Bu sene 2019 yılında geçen sene Pakistan'ın hava yollarını kendi bünyemize geçirdikten sonra Pakistan'da bir ofisimizi açtık. Bu da globalde aslında farklı alanlarda satış pazarlama için farklı bölgelerde temsilciliklerimiz vardı. Bir ofis anlamında ilk ofisini de Karachi'de bu sene açtık. Ve yine bu sene kargo yazılımı ile yeni bir bölüme giriş yapıyor. Şu an hali hazırda 250'nin üzerinde çalışanı var. İTÜ Teknokent'te yer alıyoruz ve tamamıyla Türk mühendisler tarafından geliştiriliyor. Yılda 65 milyon yolcu bizim sistemlerimizi kullanaraktan biletlerini alıp uçuyorlar. Bu çok farklı bölgelerde, çok farklı hava yolları var. 210 havalimanında çekim ve kalkış sistemleri olarak sistemler kullanılıyor. Ve senede 50 milyar yolcu bizim sistemler üstünden sorgu yapıyor. Ve %25 oranında da bizi kullanan sistemlerdeki hava yollarının büyümesi saptanmış vaziyette. Biz nerelerde varız? 26 hava yolu şu anda kullanıyor ve 50 tane de ayrıca hava yolu pozisyonunu gerçekleştiriyoruz. İhalelerde yer alırken bir en son bir yöneticinin tarif dediği aslında çok egzotik bir havayolu müşteri kütleniz var dediler. Gerçekten öyle. Çünkü Türkmenistan, Pakistan, Namibya, Fransa, Almanya, yani gerçekten çok farklı bölgelerden çok farklı havayollarına hizmet veriyoruz. Bunlar Bayraktar, Türkmenistan gibi Bayraktarcı havayolu olabiliyor ya da Pegasus gibi. Aslında o dünyada low cost diye bilinen hava yolları da olabiliyor. Sisteminiz hepsini destekleyebiliyor. Tek noktadan hizmet aslında amacımız ve bu şekilde sadakatle başlayıp rezervasyon biletleme diye gelişen Crane adı altında geliştirdiği bir teknoloji platformu. Crane, Hitit'in teknoloji markası. Turna kuşundan geliyor, göçmen kuş. Uçtan uca bir hizmet ve bir hava yolunun ihtiyacı olan tüm sistemleri karşılamayı hedefliyor. Sadakat programları, rezervasyon biletleme bunları zaten birkaç kere tekrarladım ama onun dışında operasyon tarafında tarife planlama, ekip planlama gibi ürünleri ve muhasebe tarafında da gelir gider muhasebesi ürünleri bulunuyor. Bu çevrenin aslında eksik bir parçası vardı, kargo. Bunu da bu sene devreye aldık ve bununla ilgili de şirketimizin zaten kargo vizyonunu oluşturan Atilla Bey asıl zaten size detayları verecek. Kendisinin çok uzun süreler bu sektörde deneyimleri var. Onun bilgileriyle bu üründe hayata geçti. Ben sözü ona veriyorum. Çünkü bugünün asıl gündemi zaten... Öncelikle hoş geldiniz. Çok mutlu olduk. Katılımınız çok güzel. Beni açıkçası çok mutlu etti. Çünkü bugün kıymetli bir konudan bahsedeceğim. Aslında bazı arkadaşlar için konu yeni olmayabilir ama hava kargo konusu yolculuğun yanında ikinci planda kalan bir konu. Tüm dünyada bu böyle. Türkiye'de de değil sadece. Biz Mevlana'nın söylediği gibi teknoloji üreten, hava yollarına çözüm üreten bir teknoloji yazılım firmasıyız. Bugüne kadarki ürünlerimizde kargo yoktu. Fakat kargo özellikle hava yollarının olmazsa olmazı olduğu için bu ürünü biz kendi portföyümüze de koymak istedik. Kısacık ben kendimi anlatacağım. Sonra hava kargo ile ilgili bir farkındalık yaratıp sonrasında da bizim hava kargo çözümümüzün ne olduğunu, dünyada hava kargodaki trendlerin neler olduğunu aktarmaya çalışacağım. Ve 30 seneden fazla, yaklaşık 31 senedir havacılıkla uğraşıyorum. Yaklaşık 31 sene Türk Hava Yolları'nda çeşitli görevlerde bulundum. Görevlerimden bir tanesi de kargo başkanlığı. Yaklaşık 14 sene Türk Hava Yolları'nda kargo başkanlığı yaptım. Ama orijinim çalışmam bilgisayar mühendisiyim. Yine Türk Hava Yolları'nda kargo başkanlığına geçmeden önce yaklaşık 13 sene Bilgi İşlem Merkezi'nde çeşitli görevlerde bulundum. Sonrasında da Hitit ailesine katıldım. Uzun zamandır da bu projeyi birlikte Hitit'in Nevra Hanım'ın da söylediği gibi Türk mühendislerinden oluşan 250 kişilik mühendis grubuyla geliştirmeye, üretmeye ve yenilikleri takip etmeye, hatta yeniliklerde önce olmaya çalışıyoruz. Az önce söylediğim gibi birinci amacım hava kargonun ne olduğunu sizlere aktarabilmek. Bilenler için lütfen mazur görsünler, bilgi tekrar olacak ama
hava kargonun özellikle sayılar anlamında ve dünya ticareti anlamındaki önemi çok büyük. Bunun kaçınılmaması gerektiğine inandığım için bu bilgileri size öncelikle sunmak istedim. Hava kargo aslında havacılık sektöründe bir gelir kaynağı ve gelir yaratıcı bir etmen. Özellikle hava yollarının biliyorsunuz uçakları var. Uçakları yolcu uçakları olarak düşünürsek uçakların üstünde yolcu taşınıyor. Ama uçağın altı aslında boş. Boş hava taşıyor. Şayet içinde kargo olmazsa yolcunun bagajlarının bir kısmı aşağıda kargo kompartmanında taşındıktan sonra kalan kısmı ticari kargo olarak kullanılabiliyor. Özellikle yolcu hava yollarının yolcu uçaklarında taşındığı zaman yolcunun yanında kargo taşıması hava yolu için bir ilave gelir kaynağı oluyor. Bu da bakıldığı zaman hava yollarında hava kargonun yarattığı gelir, hava yollarının yarattığı gelirin yaklaşık %9'una karşılık geliyor. Yani 100 liranın 9 lirası aslında kargodan oluşuyor hava yollarının cirosunda. Ne kadar bir büyüklükten bahsediyoruz diye düşünürsek, 2018 yılında tüm dünyadaki aktif çalışan ticari hava yollarında yaratılan gelir 60 milyar dolar. Yaratılan tonaj da yaklaşık 64 milyon ton kargo taşınmış. Hava yollarında uçaklarla taşınan kargodan bahsediyorum. Tabi lojistik kapsamına baktığımız zaman taşınan kargo sadece hava modunda değil, kara modunda, deniz modunda, demir yolu modunda ve şey dediğimiz, kanal dediğimiz petrol taşıması yapılan kanal modunda taşınıyor. 2018 yılında bu sayıların büyüme eğrisini düşünebilirsiniz. 2018 yılı rastlantısal bir büyüklük değil, aslında sürekli gelişen bir büyüklüğü de gösteriyor. Gelir anlamında %8.6'lık 2018 yılında tüm hava yollarında gelişen bir büyüme trendi var. Tonaj olarak bakıldığı zaman da bu %4.5'lara geliyor. Sayılar gördüğünüz gibi aslında çok çok büyük. 60 milyar dolarlardan konuşuyoruz. Büyüme trendinin %5'lerinden konuşuyoruz ve yaklaşık bu son 20-25 senedir ortalama hava kargonun büyüme trendi %5'lerde, %6'larda devam ediyor. Bazı yıllarda yolcu büyümesinden de daha büyük büyümelere karşılık geliyor. Biraz teknik olacak ama bu grafiği de sizinle paylaşmak istiyorum. IATA'nın, sanıyorum hepimiz biliyoruz, Uluslararası Hava Yolları Birliği'nin bir non-profit, kar bütmeyen bir kuruluşu. Hava taşımacılığını hem yolcu tarafında hem kargo tarafında regüle etmeye çalışıyor. Buradaki grafiğe baktığımız zaman da FTK diye, FTK diye bir birim görüyoruz. FTK denilen birim aslında freight kargonun teknik kullanımında bulunan F harfinden karşılık geliyor. F ve K da ton kilometre gösteriyor. Yani bu taşınan, havada taşınan ton kilometre miktarının yıllara bağlantılı eğrisi. Bazı yerlerde özellikle 2008'de kısmen 2012-2013'teki düşüşleri görüyorsunuz ki havacılık düzeninde, havacılık dünyasında cyclic dediğimiz dönemsel düşmeler olabiliyor. 2001 tahmin ettiğiniz gibi 9 Eylül olayını ifade ediyor. 2008 dünyadaki büyük ekonomik daralmanın uzamasıyla bir düşüşler. Devamına baktığımız zaman özellikle 2018 yılından sonra IATA'nın beklentilerinde bir iyimser, bir normal, bir de kötü bir senaryo var. Ve her iki senaryo, her üç senaryoda görüldüğü gibi de yaklaşık ortalama %5'lik büyüme önümüzdeki yıllarda karşımıza çıkacak. Şunu gösteriyor, hava yolları ve lojistik sektöründeki insanlar bir şekilde ticaret yapmak, işlerini büyütmek istiyorlarsa hava kargo sektörü onlar için şu anda potansiyel bir kanal olabiliyor. Dünyadaki üretimle, GDP ile dünyadaki küresel ticaret arasında birebir bir ilişki var. Çünkü dünya ekonomisi büyüdüğü zaman üretilen malzemelerin bir şekilde tüketilmek ya da yarı üretilen malzemenin tamamının üretilmesi için bir ticaret döngüsünün olması gerekiyor. Bu da yine tamamen taşımayla ilgili. Bu malzemelerin taşınmasında hava yolu modu kullanıldığı gibi diğer modlar da kullanılıyor. Burada da gördüğümüz gibi hem GDP'de, dünya GDP'sinde hem de küresel ticarette bir büyüme söz konusu. Bunun havaya uzantısını da şöyle düşünebiliriz. Dünya ticareti büyüdüğü zaman
Bunu sadece hava, diğer modlarda değil, hava modunda da bir uzantısı var. Şöyle bir bilimsel çalışma yapılmış. Yaklaşık küresel ticaretteki büyümeyle hava karbonu büyümesi arasında çarpım olarak 0.9'da 1.2 arasında değişen bir değer. Biraz teknik oldu ama buradaki vurgu şu, hava kargo sektörü ve hava kargo taşımacılığı bir şekilde tüm dünyada artan evrede ilerlemekte. Bunun kitite uzantısı ne? Firmalar, özellikle havayolu firmaları, kargo handling firmaları, lojistik firmaları bu tür işlerden kendilerine bir katkı sağlayabilmeleri için yeni teknolojik çözümler kullanmak durumundalar. Biz de tam burada devreye giriyoruz. Bizim ürünümüzle bunların bu ticaretteki büyüme çarkında kendilerine yer bulması daha kolay, daha mümkün olabilecek. Şimdi burada daha çarpıcı bir şey söylemek istiyorum. Hava kargo modunda 2018 yılında 6.2 trilyon değerinde taşıma yapılmış. Bu da dünyadaki tüm GDP'nin yaklaşık %7.5'una karşılık geliyor. Hepimizin bildiği gibi 2018 yılında dünya GDP'si yaklaşık 850 trilyon dolardı. 850 trilyon doların 6.2 trilyon doları bir şekilde havayolu şirketleri üzerinden geçmiş. Bu da aslında bakıldığı zaman çok büyük bir oran. Bir de şurada çarpıcı bir değer var. Aslında ilk slaytlarda gösterdiğim 665 milyon tonluk taşıma dünyadaki tüm taşıma modları içinde sadece %2'sine karşılık gelirken bunun taşınan malzemenin malzeme değerine bakıldığı zamanki karşılığı %35. %2'lik taşıma tonaj taşımasının karşılığında %35'lik bir değer alıyoruz. %2, %35. Çünkü hava kargo modu bakıldığı zaman taşımadaki en pahalı mod fakat genelde pahalı malzemeler hava kargo ekseninde taşınıyorlar. Devam ediyorum. Yine büyümeyle ilgili bilgiler sunmak adına yapılan çalışmalar, yapılan istatistikler gösteriyor ki önümüzdeki 20 yıl içinde hava kargo trafiğinde en az 3 kat bir büyüme bekleniyor. Dolayısıyla şu andaki büyüklükten bakarsak 65 milyon tondan konuşuyoruz ya da karşılığındaki değerden konuşuyoruz. Onun 3 katı büyüklüğünden konuşmamız mümkün olabilecek. Dediğim gibi bundan sonra da biraz daha hava kargo nerede taşınıyor, nasıl taşınıyorun farkındalığını yaratmak için 3 tane fotoğraf göstereceğim. Bunlar aslında uçakların içi. Siz yolcu olarak uçağa bindiğiniz zaman hep uçağın üstünde koltukları görüyorsunuz. Business class, first class ya da economy class'taki koltukları. Aslında bu koltukların söküldüğünü düşünün. Bu koltuklar söküldükten sonraki görüntüde burada da kargo taşınıyor. Kargonun taşınabilmesi için koltuklar söküldükten sonra daha ağır olduğu için kargo tavanının biraz güçlendirilmesi gerekiyor ve yükleme sistemi çarkları konuyor ve bir şekilde hava kargo olarak kullanılan uçakların içindeki görüntü bu. Koltuk görüntüsü yerine rayda bir boş aslında silindir düşünebilirsiniz. Bu boş hali. Kargo yüklendiği zaman nasıl bir görüntü oluyor onu da göstermek istedim. Bu tabii kargo uçağındaki görüntüler. Burada sol tarafa yükleme yapılmış, henüz daha sağ tarafa yükleme yapılmamış. Paletlerin üzerine konulan kargolar bir şekilde içeri yüklendikten sonra kelepçeler bağlanarak sabit hale getiriliyor. Bizim yolcu kemerlerini bağlamamız gibi paletler de kendilerini bağlamış oluyorlar. Bir sonraki kesit de yolcu uçağını kestik. Yolcu uçağını kestiğini aldığımızı düşünün. Üst tarafta bir klasik yolcu koltukları var. Alt tarafta bindiğimiz uçağın altında aslında konteynerlerde kargolar taşınıyor. Şu demek. Hava kargo sadece kargo uçaklarında değil, aynı zamanda çok rahat yolcu uçaklarında da taşınabiliyor. Buraya kadarki aktarımım aslında hava kargo ile ilgili büyüklük ve farkındalık yaratmak içindi. Bundan sonra biraz daha bize uzanan kısma gelmeye çalışacağım. Şimdi bunları anlattıktan sonra bizim şöyle bir düşüncemiz var ki bizim bir tüm sektörün, ki sektörün içinde bir ilgili olanların da düşüncesi bu. Aslında hava kargo endüstrisi değişmek durumunda. Çünkü hala eski teknolojiler kullanılıyor. Regülasyonlar çok eski. Dijital dünyada yaşanıldığı zaman bu bilgi bolluğunda mevcut altyapıyla, mevcut sistemlerde bu dünyayı yaşatmak müşterisinin nezdinde pek mümkün görünmüyor. Devam ediyorum. Bununla ilgili
yine Ayata'nın yaptığı bir şey çalışması var, SWOT çalışması var. SWOT çalışmasına bakıldığı zaman özellikle bu sarı renkli çizdiklerin güçlü taraflarını, zayıf taraflarını, fırsatları ve tehditleri gösteriyor. Bu sarı çizgilerin hepsi aslında bakıldığı zaman, detaylı incelendiği zaman hepsi bilgisayar sistemlerinin dijital çözümleri adı istiyor. Ve dijital çözümlere ulaşmak için de firmaların, özellikle bizim gibi IT firmalarının bunlara yatırım yapması, çözümler üretmesi ve bu dijital kablosunun dijital lojistiği bir şekilde sağlaması gerekir. Bakıldığı zaman maalesef SWOT çalışmasında çok zayıf noktalarımız var ve zorluklar da görülüyor. Bu eksende bakıldığı zaman da ana sebep müşterilerin ihtiyaçları ve beklentileri karşılanamıyor. Aynı zamanda bir değişen dünyayla, dijital dünyada da endüstri gereksinimleri arttığı için de buna cevap verebilecek daha çağdaş, daha modern çözümlerin olması gerekiyor. Kısacası kurallar değişiyor. Kurallar değiştiği zaman da sektör daha müşteri merkezli. Çünkü yolcu tarafında gördüğü ya da diğer teknolojik uygulamalarda gördüğü şeyleri kendi iş hayatında da hava kargoda da görmek istiyor. Hava kargoda şu anda maalesef bu noktada gerekli hizmeti ve gerekli cevapları mevcut altyapı ve mevcut sistemlerde alamıyor. Dolayısıyla dijitalleşme bir şekilde mevcut sistemin yerine getirilmesi için, düzeltilebilmesi için kritik faktör haline geliyor. Bununla ilgili neler yapılıyor? Yani diyebilirsiniz ki bu bir durum tespiti. Peki ne oluyor, neler yapılıyor? Aslında bunun herkes farkında. Hem hava yolları farkında, hem ihracatçı farkında, hem ithalatçı farkında. Tüm paylaşımlar bunu çok çok farkındalar. En büyük sebep de halen hava kargoda taşımalar maalesef belge paraleliğinde ilerliyor. Belgeniz olmadan taşımayı gerçekleştirmeniz çok mümkün olamıyor. Bununla ilgili Ayata'nın hava kargo bölümünde yıllardır çalışmalar yapılıyor. Belli bir noktaya gelindi. Bu çalışmalar çerçevesinde de sektör, endüstri kendini güncellemeye, yeni şeyler, yeni çözümler bulmaya çalışıyor. STV Kargo denen bir program çıkarılmış durumda. Buradaki STV aslında Simplified the Business dediğimiz Simplified the Business Kargo. Yani kargo işini basitleştirme çabasıyla ilgili oluşturulmuş bir çalışma grubu var. Böylece kargoyu daha basit hale, daha hızlı hale getirmeye çalışıyorlar. Biz de bu şeyin içindeyiz, bu eksenin içindeyiz bu arada. STV Kargo'nun amacı aslında çok basit. Ne yapmak istiyor? Kargoyu daha kolay, daha akıllı ve daha hızlı şekilde bir noktadan bir noktaya ulaştırmak istiyor. Hatta bununla ilgili akılda kalan çok basit bir sloganı var. Make the cargo simple, smart and fast diyorlar. Kargo çok hızlıca, çok akıllıca ve çok kolayca bir noktadan bir noktaya gidebilmeli. Tedarik zincirindeki paydaşlar bu seyahat sırasında tüm bilgileri her aşamada görebilmeliler. Bununla ilgili STV Kargo'nun içindeki katmanların ne olduğuna bir bakalım isterseniz. Birincisi E-Freight ve E-Airway'di. Bunu yolcudan şöyle daha kolay anlamamız mümkün olabilir. Eskiden biliyorsunuz biletlerimiz vardı, kağıt biletlerimiz vardı, bilet koçanları vardı. Bir yaprağını kaybederseniz hayatınız çok sıkıntılı olabiliyordu, seyahatiniz durabiliyordu. Çünkü şu anda bu problemi yaşamıyoruz. E-Ticket dediğimiz bir düzenekle, yine Ayata'nın başlattığı bir regülasyon değişikliği olmuş bir şey. Kargo'da da E-Freight ve E-Airway dediğimiz bir yapıya geçilmesi gerekiyor. Ben dediğim gibi 30 küsur senedir bu sektörün içindeyim. Aslında Ayata'nın bu çalışması yaklaşık 1994-1995'ten beri teori halindeydi. Çok yakın zamanlarda belli bir noktaya geldi. Fakat maalesef şu anda E-Airway'in kullanımı halen %50'nin altında. Çünkü niye bu aşamada? Birçok sistem E-Airway'in supportunu, desteğini veremiyor. E-Airway'in desteğini veremediği için de hava yolları, handling firmalı, gümrük ve diğer paydaşlar bunun faydalarını kullanamıyorlar. Buradaki amaç özellikle E-Freight ve E-Airway'in olduğu zaman kargonun belgesiz taşınması, paperless transportation dediğimiz belgesiz taşınmasını gerçekleştirmek mümkün olabilecek. Diğer konumuz
One Record dediğimiz tek kayıt. Kargo aslında yolcudan biraz daha komplike bir iş. Çünkü yolcuda karşımızda bir insan var, seyahatini planlıyor, kendi başına ya da taksiyle bir şekilde havalimanına gidiyor, check-in'ini yaptırıyor, gate'e gidiyor, uçağa biniyor. Bunları hep kendisi bilinçli olarak yapıyor. Bu süreçlerde bir problem çıktığı zaman kendi kendine alert verip ilgili kişiye gidip çözümünü üretebiliyor. Fakat kargoda böyle bir şey söz konusu değil. Kargo konuşamıyor, kargo yürüyemiyor. Kargo bebekten aslında daha zavallı. Çünkü bebek en azından canlı ağlayabiliyor. Kargoda böyle bir yetenek veriyor. Buradaki amaç One Record dedikleri üreticiden tüketiciye geçen süreçteki tüm aşamaların bir kayıt üzerinde olabilmesi, bir problem çıktığı zaman da sistem üzerinden alert edip kimse o aşamadaki sorumlu kargonun derdine deva olabilmesi. Bununla ilgili bir altyapı. Bu çok yeni bir konu. Biz de bu konuyla ilgili toplantılarda bulunuyoruz, aktif katılımcıyız. Çözümlerimiz de hem E-Freight hem de One Record konseptine paralel gidebilecek durumda. Buradaki amaç kişinin kimlik kartı gibi taşımanın başladığı andan bitene kadarki işlemleri tek kayıt üzerinde güvenlik çerçevesinde ilgili partideki herkesin görebilmesini sağlamak. Sonraki konuda interaktif kargo dediğimiz konu, kargonun neredeyse canlılaşması, canlı hale gelebilmesi, aktif olabilmesi, neredeyse kargoyu konuşturma meselesi. Bununla ilgili One Record altyapısı kurulduktan sonra bir problem çıktığı zaman sistemler bir şekilde kargonun daha interaktif olarak kendi kendine çözüm bulabilmesini ilgili paydaşlar ortamında sağlamış olacaklar. Diğer konumuz Smart Facility dediğimiz konu. Biliyorsunuz genelde siz yolcu olduğunuz zaman yakışıklı terminallere gidiyorsunuz. Havalimanındaki terminal bölümleri çok yakışıklı. Hele bizim şimdi Yeni İstanbul Havalimanı'nda daha da yakışıklı. Ama kargo terminalleri maalesef öyle değil. Bizim kargo terminalleri hem görüntü olarak, altyapı olarak kötüler hem de teknoloji olarak çok kötüler. Niyet şu, bu kadar işte E-Freight koyduk, One Record koyduk, interaktif kargo koyduk. Bunların işleyebilmesi için kargonun tesliminin yapıldığı ve gönderimin yapılacağı kargo terminallerinin de smart hale gelebilmesi, akıllı hale gelebilmesi, her hareketin bir şekilde uygun altyapıyla takip edilebilir olması. Yine bizim oluşturduğumuz sistem çözümlerinde kargo handling firmalarının akıllı terminal yapılarına uygun çözümler bir şekilde birbirleriyle entegre olabilecekler. Daha sonraki konuda Cargo Connect. Herkesin yanında bir cep telefonu var. Herkes bir şekilde cep telefonunda artık herkes takip ediyor. Evine gidip ya da evine gidip bir şey yapmasına gerek yok. Cargo Connect de aslında sizin ihracatçı, ithalatçı ya da bir şekilde paylaşılan biri olarak Cargo Connect sayesinde her tür şeyi, her ortamda, bu cep telefonu da olabilir ya da diğer ortamlarda olabilir, her an 24 saat connect bulabilmenizi sağlayabilecek bir yapıya hizmet ediyor. Son konu da asit. Genelde şu anda kargo dünyasındaki tepkiler reaktif tepkiler. Yani bir olay oluyor, ondan sonra tepki veriyorsunuz. Ama aslında iş dünyasında olay olmadan, proaktif olup, olay olmadan çözüm üretmemiz gerekiyor. Asit altyapısı da buna uygun hizmet edecek. Özellikle ne demek istiyorum? Mesela soğuk zincirde, cold chain'de taşıma, ilaç taşıması, bozulabilir kargo taşıması, hava kargo modunu da çok yoğun. Böyle durumlarda eğer bir şekilde soğuk zinciri bozabilecek bir şey söz konusuysa asit yöntemiyle o yapı bozulmadan önce gerekli önlemleri almak mümkün olabilecek. IATA'nın STD Cargo dediğimiz bu altı başlıkta topladığımız şeyleri, aksiyonları aslında önümüzdeki 10 sene ve 20 sene içinde tüm hava yollarının, tüm handling firmalarının ve diğer paydaşların uyması gereken zorunluluk haline gelecek. Nasıl 20 sene önce kimse biletsiz gümrükten geçebileceğini düşünmezken şu anda biletsiz geçebilmek gümrükten mümkün. Aslında boarding pass, hatta boarding passsız bile geçmek mümkün. Önümüzdeki 10 sene, 20 sene içinde de bu altyapıyı sağlayamayan hava yolları ve IT firmalarının çözümleri gerçek çözümler olmaktan uzak olacaklar. Dolayısıyla bizim buradaki fit olarak ürettiğimiz çözüm aslında bunların tamamını kapsayan bir çözüm mertebesinde. Buraları hızlı geçeceğim. Bu ilk 6 tane yakını çok detaylı anlattım. Özde neye varıyoruz burada? Dijitalleşme. Her şey artık zaten dijital. Digitalization dediğimiz konu herkesin başında.
Ama kargoda belki ilk olması gereken, öncelikli olması gereken kargoydu. Çünkü kargo insan değildi, canlı değildi, iletişim kuramıyordu. Dolayısıyla kargoda bir şekilde dijitalleşecek. Hatta IoT dediğimiz Internet of Things dediğimiz bir konu var. Bununla ilgili şu anda sektörde konuşulan IoT gibi IOL yani Internet of Logistics dediğimiz bir konu da önümüzdeki zamanlarda robotik ve AI teknolojilerle birlikte çok sık karşımıza çıkacak konular olacak. Dijitalleşmeyi yaptığımız zaman tabii dijitalleşmenin çerçevesinde sadece teknoloji gerekmiyor. O teknolojiyi kullanacak yapıların da bir şekilde bulunması lazım. Bu da supply chain'deki çevikliğin olmasını gerektiriyor. Bununla ilgili de supply chain'deki paydaşların hızlı ve çevik olması lazım. Sadece teknoloji sistemi, sizin sistemi uygulamayı yaşattığınıza yeter sebep değil. Kullananların da bu yapıda olması lazım. Şu soru akla gelecek. Aslında hava kargo sıkıntılı çünkü gümrük ve diğer devlet organizasyonları bu tür teknolojilere çok yakın değiller. Fakat önümüzdeki dönemlerde nasıl yolcu biletlerinin elektronik detayına gelmesi aşamasında gümrük ve diğer otoriteler belli bir noktaya geldilerse lojistikte de aynı şey olacak. Otoriteler ve düzenleyiciler de bir şekilde buna uymak durumunda kalacaklar. Bilginin değeri ve işbirliği daha önemli noktaya gelecek. Ve hava kargonun geleceğinden sonra ben kısacık biz ne yapıyoruz bunu anlatıyorum. Şimdi biz Crane Cargo, bizim ürünümüzün adı Crane Cargo. Evladım'ın söylediği gibi bizim Crane ticari markamızın adı. Sonuna biz ürünün adını koyuyoruz. Crane Cargo, kargo şemsiyesi altındaki Türk ürünlerimizin ana adı Crane Cargo. Crane Cargo'nun içinde de alt sistemler olacak. Onları da zaten birazdan size aktarıyor olacağım. Crane Cargo'nun kapsamında tüm ticari operasyon ve gelir yönetimi ve gelir muhasebe ile ilgili uçtan uca çözümler olacak. Bunlar tabii ki sektöre uyumlu, teknolojiye uyumlu ve ölçeklenebilir olabilecek. Herkes her şeyi almak durumunda değil. Çünkü teknolojideki, supply chain'deki paydaşların ihtiyaçları farklı farklı. Dolayısıyla bizim çözümlerimiz de buna uyumlu. Crane Cargo'yu kullanacak olanlar kimler diye düşünebilirsiniz. Çünkü bu mantıklı bir soru, güzel bir soru. Kapsamı çizmek adına. Yolcu hava yolları. Yolcu hava yolları aslında hem kargo hem yolcu taşıyan hava yolları olarak bir havacılık sektöründe biliniyor. Bunları combination carriers diyor. Bir de sadece kargo taşıyan, hiç yolcu taşımayan hava yolları da var. Kargo hava yolları adına. Mesela Cargobus böyle bir hava yolu. Bir de hava ekspres taşıyıcıları dediğimiz entegratörler var. Kimdir bunlar? FedEx gibi, UPS gibi, TNT gibi, DHL gibi hızlı hizmet veren firmalar var. Bir de direkt aktif satış yapmayan, aynı yolcuda olduğu gibi charter yapan kargo charter firmaları var. Bunlar kargo hava yollarının kargo charter kısımları. Dolayısıyla bizim sistemin aslında ana oyuncuları hava yolu. Devam ediyorum. Diğer oyuncular kimler? Tabii ki her yük firmaları. Çünkü kargoyu siz hava yolu olarak da belli noktaya getirdikten sonra bu hizmeti her yük firmaların üzerinden, terminal üzerinde devam ediyorsunuz. Depo işleticileri, kara nakliyecileri, kamyon taşıyıcıları da bizim için aslında o taşıma zincirinin bir parçası. Çünkü mal üretildikten sonra terminale gelene kadarki süreçte bir kara firmacısının, bir lojistik firmasının kamyonlarını kullanıyor. Dolayısıyla bizim çözümümüz içinde onlar da yer alacaklar. Kargo genel satış acentelerimiz var. Kargo acentelerimiz var. Gümrük komisyoncularımız var. Gümrüğün kendisi var. Üretici dediğimiz firmalar ve gönderici ve aracılar var. Bakıldığı zaman aslında tümüne baktığınızda tedarik zincirinin tüm bileşenlerinin havayolu modundaki tüm oyuncularını ana oyuncu ve yan oyuncular olarak burada görmemiz mümkün. Ama asıl kimi destekler gibi bir soru gelirse bunlar tüm oyunculardı. Bunlara bizim mutlaka doğru bağlantılar ve çözümlerimiz olacak. Ama asıl oyuncularımız hava yollarının kendileri, kargo terminal işleticileri, kargo acenteleri, genel satış acenteleri, depo işleticileri, kara nakliyecileri, normal kargo toplulukları ve müşteriler. Aslında yine baktığımız zaman tüm tedarik zinciri. Gelpazemizde sadece hava yolu değil, diğer tüm tedarik zincirindeki firmalar da olacak. Peki biz ne yapıyoruz bunları yapabilmek için? Tabii bunların her birini
Biz kendi başımıza üretmiyoruz. Mecburen endüstrinin kurallarını takip etmek durumundayız. Ama biz takipçi olmak istemiyoruz. Katılımcı olarak fikirlerin önünde olmak istiyoruz. Dolayısıyla biz çok yakın zamanda Hayata'nın stratejik partneri olduk. Özellikle bu kargo çözümlerinde karar masasında bizim de sözümüz geçiyor ve biz de fikir üretiyoruz. Bu teknoloji kurulunda neler var diye bakarsanız aslında az önce size aktardığım dijital kargo, e-freight, e-rail, urban rapid gibi hepsi var. Bu konularla ilgili Hayata'nın normal workshopları oluyor düzenli olarak, toplantıları oluyor, alt grup çalışmaları oluyor. Burada genelde havayolu firmaları var ama aynı zamanda IT firmaları da var. IT firmaları özellikle var. Çünkü havayolu firmalarının çözümlerini IT olarak, dijital olarak çözümlemek için onların da görüşlerine ihtiyaç var. Dolayısıyla sektörel bir birliktelik söz konusu. Bunlarla beraber uzun olarak çalışıyoruz ve geldik şu anda neler yaptık ve neler yapacağız. Bültenimizde de belirttiğimiz gibi biz şu anda Pakistan Havayolları'na bizim çözümümüzün ilk bacağı olan Hicat Kargo modülünü açtık. Yani Pakistan Havayolları'nda Eylül ayı itibariyle tüm uçaklarında bizim çözümümüz domestik kargo, Hicat Kargo'su olarak Hayata devam ediyor. 2020'nin sonunda da, 2019'un sonunda, 2020'nin başında da hava kargo çözümünü sadece Hicat değil, tüm çözümleriyle birlikte havayollarına açıyor olacağız. Bunun adına da Crane CGO dedik. Az önce Crane Cargo ana marka demiştim. Aslında ana markanın altında yan marka. Crane Don ve Crane CGO bunların Crane Cargo altındaki alt markaları. Bunların her biri kendi içinde bağımsız modüler taşınabilir durumda. Dolayısıyla her biri arasında etkileşim söz konusu olacak. Devam ettiğimiz zaman 2020 yılına geldiğimizde CCH dediğimiz Cargo Comprehensive Handling dediğimiz kısımda kargo handling firmalarına hizmet ediyor olacağız 2000 yılının ilk çeyreğinde. 2020'nin ikinci çeyreğinde ULD modülümüzü hayata geçireceğiz. ULD'de de bir yazı olabilirsiniz. Resimlerde, fotoğraflarda gördüğünüz kargonun üzerine konduğu platform vardı, paletler. Paletler ve konteynerler kargo uçaklarına ve yolcu uçaklarına yükleme amaçlı kullanılan ekipmanlar. Bunların her biri aslında birer demirbaş. Dolayısıyla takibinin yapılması, her uçak kalktığında ve vardığında bununla ilgili regülasyon kurallarının yerine getirilmesi gerekiyor. Sistem kullanımı yoğun bir hizmet. Dolayısıyla bununla ilgili de bağımsız bir modülümüz olacak. ULD, Unit Load Devices dediğimiz birim yükleme araçlarını kısaltmasına karşılık geliyor. Sonrasında da mail var. Kargo aslında hava kargo çetmenden oluşuyor. Bir tane bildiğimiz ticari kargolar. İkincisi mail. Bu e-mail gibi düşünmeyelim. Post ofisteki mail, mektup, zarf ya da post ofislerinde taşınan tüm küçük kutular. Bu da ayrı bir regülasyon gerektirdiği için bununla ilgili bir çözümümüz olacak. Bunu aynı zamanda Express ve entegre firma entegratörlerin kullandığı sistemlerle de birlikte çalışacak bu. Sonrasında kargo gelirinin, yaratılan gelirin muhasebesi, bu da ayrı bir regülasyon gerektiriyor. Normal genel muhasebe kurallarından çok farklı kurallar söz konusu. Özellikle interden yaptığınız zaman, iki havayolu arasında taşıma söz konusu olduğu zaman mutlaka sistem kullanma zorunluluğu olduğundan bizim gelir muhasebesine yönelik çözümlerimiz de olacak. Sonrasında 2020'nin ikinci yarısının sonlarına doğru genel satış ajansı çözümümüz olacak. Çünkü aslında havayollarının bir kısmı satışlarını, sıcak satışlarının tamamını kendileri yapmıyorlar. Genel satış ajansı seçiyorlar. Onun üzerinden satışlar açıklatılıyor. Çözümlerimizi de genel satış ajansı portalı üzerinden yapmak mümkün olacak. Bir de kargo ajanteler portalımız var. Burada son parçası. Burada da genel satış ajansı olarak değil de kargo ajansı olarak hizmet eden firmaların normal havayolu ve handling firmalarıyla ve bakıştaki firmalarla ilgili tüm otomasyon ihtiyaçlarına çözüm üretiyor olacak. Böyle bir çözüm. Ve sanıyorum ki son slayda geliyoruz. Bu saate kadar dikkatinize teşekkür ediyorum. Biraz uzun konuştum. Buradaki amaç neydi? Yine başa döneceğiz. Nevra Hanım da ben de aynı şeyi söylemiştim. Bugüne kadar bizim yolcu tarafında çok geniş bir portföyümüz vardı. Neredeyse her tür hizmette cevap veriyoruz. Hem acente bazında, hem havayolu bazında, hem yolcu terminal hizmetleri veren firmalar bazında. Fakat havacılığı bir bütün olarak düşündüğümüz zaman uçağın altında henüz daha çözümümüz yoktu. Tüm ekip olarak çok hızlı koştuk.
ve uçağın altına da hizmet etmeye başladık. Ve böylece hep pazarlama sloganı olarak kullandığımız One Stop Shopping dediğimiz tek kaynakta hizmeti de yapabilir durumda olacağız. Ve bununla ilgili de her tür esnekliği bu çözümümüzde sağlamış oluyoruz. Ben size her şeye teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Sanıyorum ki hava kargo ile ilgili biraz farkındalık yarattım. Neler üretmeye çalıştık onları söyledim. Ne yapmak istiyoruz, amacımız klasik bir çözüm değil. Teknolojiyi yakalayan değil, teknolojinin önünde olan bir çözüm üretmek için tüm mühendis arkadaşlarla çalışıyoruz. Bununla ilgili de çok kısa zamanda ilk müşterimizi de elde ettik. Çok yakın zamanda daha güzel haberlerle size bunu da veriyor olacağız. Mültenimizde de belirttiğimiz gibi aslında hava kargo çözümünde sanıyorum ki Türkiye pazarında hava yoluna yönelik yapılan bir ihracat da oldu bu. Bunun da mutluluğunu yaşıyoruz. Arkadaşlarımızın hepsi çok genç. Ben biraz yaşlı kaçıyorum onların yanında. Çok dinamik bir ekibimiz var. Hepsi canavar gibiler. Maşallah diyelim. Yani çok daha iyi çözümler olacak. Teknolojiyi takip eden, teknolojinin önünde olan bir firma olarak çalışmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum.